you uh -huh. soy sevgili sammeler Planbap Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Tiny Living Staff paketimiz çıktı. Ben de hemen alacağımı söylemiştim. Aldım ve şimdi hep beraber daha hiç bakmadım, bilmiyorum. Ee, hep beraber bu videoda ben de siz de inceleme videosunu yapacağız. Creative'sin bölümünü inceleyeceğim, eşyalar bölümünü inceleyeceğim. Neler gelmiş, neler olmuş? Şöyle hep beraber bakacağız. Çünkü yani sonuçta bir staff paket çok da fazla bir eşya, kıyafet yok. Çok da bir beklentimiz olmasın. Sadece farklı güzel eşya lar var. E, oyuna hani birazcık daha bir eğlence katacağını düşünüyorum. Şöyle hemen bize e, oyunu aldığımız gibi karşımıza bu şekilde her pakette olduğu gibi bir görseller çıkıyor. Burada zaten fragmanda gördüğümüz görseller ama şu gerçekten çok güzel. Küçük bir ev olsa bile asma kat bu şekilde yapabileceğiz. Harika güzel ev tasarımları olacak. Ben de böyle güzel ev tasarımları yapacağım. Daha sonrasında bu inceleme videosundan sonra farklı ev tasarımları da gelecek. Takipte kalın. Planbap yazarak e, galeri bölümünden de bu yaptığın tasarımları indirebilirsiniz. Oradan da takipte kalın. Bütün e, yapmış olduğum tasarımları galeriye ekliyorum. Bu şekilde merdivenle çıkılıp asma katta bir yatak odası, bir çalışma odası neden olmasın? Buradaki bilgiler zaten yeni işte ev stili diyebileceğimiz stiller, işte yeni e, küçük yerleşim yerleri falan. Bunlar yine aynı bilgiler. O zaman hemen başlayalım Create'sin bölümünde bakalım neler bekliyor bizi neler olmuş. Zaten sarı sarı hemen geldi paketle ilgili şeyler. Bu arada fiyatından da bahsedeyim. Fiyatı yine her zamanki gibi bütün staff paketlerde olduğu gibi 10 euro yani 9.99 10 euro. Zaten bütün paketler hep aynı. Şunları da çıkartalım. Evet şimdi şeyden başlayalım. Kadınlardan başlayalım saçlara bakalım. Şu şekilde tepeden örgülü, kahküllü bir saçımız gelmiş. Yani daha çok böyle ev hanımı tarzı diyebileceğimiz tarzlar var kıyafetlerde de, saçlarda da. Şöyle renkleri de değiştirelim. Bu şekilde bir kısa saç, böyle erkek saçı, daha bir maskülen diyebiliriz. Burgulu burgulu, lüle lüle saçlar gelmiş. Yani fena değil, hep toplu saç bu arada, hiç açık saç yok. Bu da yine erkek saçı gibi gözüküyor ama yani kadına da benziyor. Yani şu daha çok bir erkek saçı. Yani bu şekilde dört tane saç gelmiş. Yani baktığın zaman ben bu şekilde çok toplu saçları sevmiyorum. Hani belki şu, hani şuradan baktığın zaman fena değil. Şuradaki Lüleler güzel gibi gözüküyor. Arkadan böyle tam bir ev topuzu diyebileceğimiz bir topuz fena değil. Ama onun dışında çok da sevebileceğim bir saç yok açıkçası. Ben daha böyle bir e, hani uzun saçlar, açık saçları daha çok seviyorum. Öyle saçlar olsaydı daha güzel olabilirdi. Yani en azından omuz üstünde böyle açık saç olsaydı güzel olabilirdi. Şapkalarda herhangi bir şey bence yoktur. Aksesuarlarda vardı hatırladığım kadarıyla. Evet. Şu şekilde bir gözlüğümüz var. Tabii ki renkler yine değişiyor. Ben tabii yine nerelere bastım? Böyle bir küpemiz var. Hafiften böyle bir sim kristali, Planbop'a benziyor. Yine aynı şekilde ona uygun, böyle iç içe geçmiş üçgen ve yine Planbop figürüne benziyor. Böyle bir kolye. Yani fena değil, güzel. Hoşuma gitti. Gözlük de fena değil. Bunlar kullanılabilir şeyler. Üst olarak şöyle bir kazak gelmiş. Bu kazağı ben görmüştüm zaten fragmanlarda falan. Çok hoşuma gitti. Yakası işte böyle direkt el dokuma kazak ee, ve çok gerçekçi gözüküyor deseni falan. Çok güzel. Bayıldım bu kaza ve her rengi muhteşem. Yani böyle parlak renkler değil, daha böyle soft, mat renkler yapmışlar. Mavisi mesela çok güzel bir mavi, böyle soft bir mavi kahverengiydi işte, yani tam pembe dediği bu yavru ağzı gibi. Bunlar gerçekten çok güzel, çok kullanılabilir. Bu kaza çok beğendim. Beyaz birazcık rengi, işte beyaz rengi çok açık olduğu için çok bir parlak olmuş. Mesela beyazı kullanmam. Beyaz böyle bir ışıkta aşırı parlıyor. Beyaz yerine hafif krem rengi olsaydı, yani sanki daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ee, beyazın haricinde bütün renkleri kullanabilirim. Hepsi harika. Hepsi muhteşem. Bu da çok güzel. Bunu da çok sevdim. Şöyle hafif e, yarım kol diyebileceğimiz bir kazak. Bu da harika. Renkler yine hemen hemen aynı. Burada da mesela yine mesela bundaki beyaz biraz daha iyi gibi geldi gözüme. Tam bilemedim ama hafif grilikler var. Çok parlamıyor. Bunda da mesela şu çok parlıyor gibi gözüküyor. Yani yine hepsi güzel. Hepsi harika bu gelmiş bu yani fena değil tercih edilebilir içerisinde böyle çizgili desen tişörtler üzerinde ceket güzel fena değil bu da şu çok güzel buna da bayıldım gerçekten çok gerçekçi gözüküyorlar çok güzel olmuşlar daha çok böyle e, kazak üzerine yoğunlaşmışlar altlara bakalım altlarda da şöyle bir tam böyle ev hanımı eteği <laughs> gibi bir şey iki tane kocaman cebi böyle hani evde rahat böyle o cebine bir şeyleri böyle atarsın falan hani o şekilde bir rahatlık düşünmüşler öyle tasarlamışlar. Yani ben giydirir miyim pek sanmıyorum ama fena değil. Bu pantolona baktığımızda şöyle bir şey yapalım da görelim kemer kısmını. Yani güzel, gayet güzel kemeri işte bu deseni falan. Mesela bu çok hoşuma gitti ve bu kazakla beraber çok güzel bir takım olur. Kemeri de gözükünce gayet güzel oluyor. Yine farklı farklı böyle renkleri var. Bunları böyle hızlı hızlı geçiyorum. Mesela beyaz bunda da beyaz çok parlamış. Pembe kemer çok güzel olmuş ama beyaz o kadar parlıyor ki renk çok parlak kalmış. Hafif grilik olsaydı bunda. Gerçi gri pantolonu burada yapmışlar ama bundan biraz daha açık. Yani ne bu kadar gri ne bu kadar beyaz olsaymış çok güzel olurmuş. Çünkü aşırı parlaklıktan dikkat ederseniz desenler gözükmüyor. Yani bunlardaki gibi net bir desen yok. Yani en azından bari beyaz tamam böyle ama üzerindeki bu kare desenlerini bari gri falan yapsalarmış. Güzel olabilirmiş. Bu pantolonda da bu rengi çok beğenemedim. Eteğin renklerine bakmadık bu arada. Hani sevmedim ya hemen renklerine bakmıyorum. Etek de bu arada şeye benziyor. Böyle kadife fitilli etekler vardır. Aynı ona benziyor. Şöyle baktığınız zaman oradan ilham almış olabilirler. Yani bunda da yine mesela cepler o kadar zor gözüküyor ki parlaklıktan. Tonlamalarda, beyazlarda biraz zorlanmışlar. Mesela böyle şu üstle bu alt Fena da değilmiş. Güzel duruyor. Ayakkabı galiba yok. Tekrar şöyle bir bakalım. Yok. Tamam. Pijama olarak da bu şekilde uzun bir pijama var. Yine tercih eder miyim? Hiç sanmıyorum. Çünkü bu büyük anne geceliğine benziyor. Böyle ninelerin giyebileceği bir e, gecelik böyle uzun. Yani tabii ki her yaşta insan giyebilir bu tarz şeyi ama hani ben baktığım zaman açıkçası çok böyle bir biraz daha adult ya da işte yaşlı diyebileceğimiz simlerin giyebileceği bir şeye benziyor. Geceliğe benziyor. Zaten onlara göre hazırlanmış bence. Bu pijamaya baktığımızda bu pijamada da böyle altı üstü tamamen birbirinden desen ve renk olarak farklı. Böyle hani genelde ev ortamında altına böyle bir işte bir pantolon giyersin. Üstüne farklı renkli bir şey giyersin ve bunu sen kendin kombinleyerek bir pijama yaparsın. Aslında bu takım bir pijama değildir. Altın başka bir şeydir, üstün başka bir şeydir. Hani ev ortamı rahatlığı dediğimiz bunu yapmaya çalışmışlar. Biraz daha gerçekçi olmuş. Ee, o mantık hoşuma gitti. Hani renk uyumunu bir kenara bıraktım ama gerçekten şunu yaparken nereden yani ne düşündüklerini hissedebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz ve o mantık çok hoşuma gitti. Mesela hani yine de bir takımı da oluşturmuşlar bu şekilde sonbahar, bu şekilde yeni yıl da giyinebilecek bir pijama. Yine e, takımlar yapmışlar ama onun dışında şu şekilde farklı kombinler de yapmışlar. Onlar da güzel olmuş. Bu da yine çok güzel. Bunlar da böyle bir panda oradan çıkmış bize merhaba diyor. Fena değil güzel. Evet bu renkte mesela çok güzel. Beğendim. Gayet güzel. Kıyafetler dediğim gibi çok da fazla bir beklentimizin olmaması lazım. İki tane gecelik gelmiş. Dört tane kazamız gelmiş. Üst gelmiş. iki tane de pantolon gelmiş. Ve bu işi bitirmişler. Şimdi erkeğe geçelim. Bir de büyük erkeklere bakalım. Saça geldik. Saç da bu şekilde iki tane saçımız gelmiş. Bu deminki kadınlardaki erkek stil dediğim saçı çok benziyor. Galiba o tam şey yapamadım. Bir de bu gelmiş. Bu da yine kadınlardaki saç ama erkek için de olabilir. Gayet güzel gözüküyor. Evet, mesela erkeklere daha fazla 6 tane şey üst gelmiş. Şu altı çıkartalım. Şu şekilde bir kazamız var. Mesela bu kazak çok güzel. Şöyle bir de altına şu pantolonu koyalım. Pantolon yine aynı şeylerdeki gibi, kadınlardaki gibi. Bu kaza çok sevdim mesela erkeklerde. Renkleri de gerçekten muhteşem. Yine soft renkler patlamıyor. Beyaz bak mesela bundaki beyaz güzel fena değil ama diğerleri çok daha güzel. Şu desenliler falan tam böyle aslında şu desenler de biraz böyle bir dede kaza olacakken içerisine bu şekilde bir gömlek ve gömleği içine sokmamışlar. Buradan dışarı çıkarmışlar. Bunu yaparak kollar sıvanmış e, dede formundan çıkarmışlar. Normal e, bunlara teenler de giyebilir, yan kedatlar da giyebilir, hepsi de giyebilir yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Bu şekilde bir üstümüz var. Şuradan e, düğmeli hafif böyle açılmış falan. Yani pijama üstü de olabilir. E, spora giderken de giyilebilir. Her türlü giyindirebiliriz simlerimize. Gayet güzel beyazlar. Beyazlara hiç bakmak istemiyorum. Beyazlar böyle hafif yine böyle bir patlamalar var. Yine bu biraz daha iyi. Mesela biraz önceki demek istediğim buydu. Buradaki e, hafif bir krem rengi yine bir patlamayı önlemiş ama güzel. Bunu ben yine görmüştüm fragmanlarda. Güzel bir gömlek ama şu çizgiler yani her tarafında böyle bir kontürleri belli olmuş, sınırları belli olmuş çizgiler benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ve boyu böyle çok kısa geldi. Yani Belki bu olabilir. O da neden krem rengi ve üzerindeki beyaz çizgiler kaybolmuş çok belli olmuyor diye. Ama hele ki şu renk yani çok kötü. Şu renk çok kötü. Parlıyor. Yani şu yeşil kısımlarının renklendirmede, tasarım aşamasında baya bir sorunlu gözüküyor. Bu da çok kötü. Yani aslında baktığımızda bunu pijama olarak da sanki kullanabiliriz gibi geliyor. Yani şu renklere bakınca şu mesela bu çok bir pijama rengine benziyor bu beyaz. Bunun altı var mıymış ki? Şimdi hemen altlara geçiyorum ama ha mesela ya bu gerçi bir pantolona benziyor ama böyle de yatılmaz ama işte çok bir pijama. Şuna bakalım. Bu da güzel. Fena değil. Yine kadınlardaki o, e, içinde tişört olan ve üstünde ceket olanın erkek versiyonunu yapmışlar. İçi biraz daha az gözüküyor. Kadınlarınki daha fazla gözüküyordu tişört kısmı ama bakıldığında gayet güzel. Mesela şu renk fena değil. Çok güzel. Evet. Bu da güzel. Mesela ben bunu da çok beğendim. En beğendiklerimi söyleyeceğim zaten. Yani söylüyorum da baktığımda. Kollar hafif sıvanmış. Ben de mesela kendimden de örnek verirsem. Ben de gerçekten böyle çok seviyorum kollarımı sıvamayı. O yüzden de e, bu tasarımlar benim çok hoşuma gidiyor. Yani renklere bakıldığında mesela bu da fena değil. Her renk için güzel diyemem. Ama genel olarak güzel. Şu renk güzel değilmiş. Bu kazak, bu kazak. Bu kazak da yine ne kadar böyle bir hani şey gibi gerçek kazaklar gibi yapmaya çalışmışlar. Belden lastikli hafif yukarı çıkmış. Yine kolları sıvamışlar. Yine güzel desenleri falan fena değil. Mesela bu pantolon ne olabilir ama benim şu çok böyle bir yukarıya çıkmışlık hissiyatı çok hoşuma gitmiyor. İçinde böyle bir tişörtü. Yine hafif dede kaza formu var ama yakayı şu şekilde bir e, atmışlar. E, açılmış yani bir düğmesi açılmış ve kocaman geniş yakalar bu onu biraz daha gençleştirmiş sporlaştırmış diyebiliriz hepsinde aynı desenler var sadece renkler değişiyor e, evet yani bu kazak da çok güzel şu kazak en çok beğendiğim favorimdir. Buradan duyurulur. <laughs> Yakında bütün videolarda bütün erkeklere bu kaza kışın giydireceğimi düşünebilirsiniz. Görebilirsiniz. Bunu giydireceğim. Bunu bütün simlerime giydireceğim. Çok beğendim. Şu da fena değil. Bunu da beğendim. Pantolonlara zaten baktık. Üstlerin altına kombin yaparken. Pantolonlara zaten baktık. Yine aynı pantolon. Hiç renklerine girmeyeceğim. Kadınlardaki aynı pantolon. Şu da yine böyle bir pantolon. Paçaları çok hoşuma gitmedi ama onun dışında yani fena değil diyebiliriz. Başka neyimiz var ha? Pijamamız var. Pijamada yine kadınlardaki gibi birebir aynısı. Bu şekilde renkler falan filan her şey aynı. Toddler'larda herhangi bir şey var mı? Galiba yoktu ha. Saçlar var. Yine aynı saçları koymuşlar. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Bu şekilde başka kıyafet falan aynen hiçbir şey yok. Kızlara bakalım. Yine saçlar. Yine aynı saçlar bu şekilde. <laughs> Ve bu toddlerlar için mesela bu saç fena değil güzel. Çünkü bu saç öyle bir saç ki böyle küçük çocuğunun toddlerlar içinde olabilir, childlar içinde olabilir. Küçük çocuğun saçını örmüşsün böyle. Onlara daha çok uygun. O yüzden ben büyüklerde çok beğenemedim. Küçüklere daha güzel oluyor. Mesela child'a da bakalım. Mesela bu saç da çok güzel. Bu saç da mesela child'a daha çok yakışıyor. Kıyafete geldiğimizde küçük çocuklar için herhangi bir gelen kıyafet yok. Bunlarda farklı bir şeyler var mı? Yaşlılara özel gibi bir şey? Yok. Hiçbir şey yok şu stillere bir bakalım. Mesela hangi parçalarla nasıl bir kombin yapabiliriz diyenler için stiller çok güzel olmuş. Mesela bu kaza böyle bir pantolonun üzerine yapmışlar. Renkler mesela gayet güzel. Hani neyle neyi kombin yapacağım ya bu parçalar çok da iyi değil ki falan. Pantolonu ben çok beğenememiştim ama şimdi şununla şöyle kombin yapınca gayet sanki güzelmiş gibi duruyor. Ne yapmışlar? Ceketli kombin de yapmışlar. Böyle bakınca güzel duruyor başka yok kadınlarda <laughs> neyimiz vardı stillerde <laughs> benim deminki seçtiğim gerçekten de bu kaza bu renk etek çok yakışır demiştim hiç de bakmamıştım stillere gerçekten de yapımcılar da buna kanaat getirmişler ve en güzel en uyanın bu olduğunu düşünmüşler <laughs> ve bunu koymuşlar stillere mantıklı hemen ilk açtığım gibi bu ben de zaten bunu yakıştırmıştım bu da gayet güzel <laughs> Yani baktığın zaman gayet güzel. Zaten iki tane bir pantolon bir eteğimiz var. Bu pantolona da bu kaza mecbur kombinleyeceksin. Başka da bir şeyimiz yok. Hemen hızlıdan bir kız yapalım. Şuradan stillerden. Hadi bunu seçtik. Şöyle random diyelim. Ne bileyim. Aile diyelim. Şuradan da Stephanie ya da Rachel, Rachel olsun. Rachel Sanders, Rachel Curly tamam. Rachel Curly olsun. Hemen bir eve yerleştirip eşyalarımızı inceleyelim. Bakalım tiny living stuff neymiş ne değilmiş. Spring başlayalım. Yani Newcrest'ten baş şey yapalım. Şuradan 20'ye 15'e yerleşelim. Odalara da bakacağız. Tek tek harika odalar gelmiş. Şimdi buradan lotla ilgili info panelimize geliyoruz. Residential bölümüne bastığımızda burada normalde sadece bu seçenek varken artık tiny home residential şu seçeneğimiz var. Bu seçeneğimizi seçtikten sonra bizim karşımıza tam olarak Şöyle 3 tane seçenek çıkıyor. Yani 3 tane ev tipi çıkıyor. Small home denilmiş zaten. Biliyorsunuz inceleme videosunda da fragman incelemesinde de söylemiştim zaten. 100 tane yer karosu diyebiliriz. 100 kare maksimum 100 kareye kadar ev yapabiliyoruz. 100 kare evin varsa bu small home denilmiş, isim verilmiş. 64 kareyle ev yaparsan tiny home 32 kareyle ev yaparsan mikro home diye 3 tane ev tipini böyle kategorize etmişler diyelim. Bunların farklı başka şeyleri var mı? Burada bastığımız zaman direkt seçenekler çıkıyor seni ev yapma bölümüne, duvar bölümüne yönlendiriyor. Bunları da büyük ihtimalle e ee, challenge'lar için düşünmüş olabilirler. Mesela işte 64 kareyle tiny home challenge falan 64 kareyle yapılabilecek en güzel ev. Bunlara da bir isim vermek istemişler. Sadece tiny home deyip ben işte 100 kare diyecekler diye düşünüyordum ama bu şekilde değilmiş Tamam biz bunu seçtik. Ne seçelim? 100'ü seçelim mesela. Şuradan zaten uyarıyor bize. Mesela bu 100 mü? 80. 90, 100. Mesela buradan şöyle yaptık. Bu maksimum seviyeye çıktı. Uyardı. Tamam. Şu anda %100 biz small home yaptık. Bir tane small home home'umuz var. Trade'lerde herhangi bir yeni trade gelmemiş. Bunlar yine aynı. Burada ne var? o üç tane ev tipinin sağladığı şeyler var. Özellikler var. Burada işte tiny home yaparsan nelerden faydalanabilirsin? İşte mikro home'da neler olur falan diye böyle bu lotun şeyleri, özellikleri gibi yapmışlar. Tamam. Biz en fazla maksimum şeyden başlayalım. Yüzden başlayalım çünkü eşyaları anca yerleştiririm. Şimdi tabii ki şu bölümü seçelim. Buradan bir filtreleme yapalım. Evet şöyle iki sıra burada var ve burası şöyle yani iki buçuk bile değil yani zaten baktığımız zaman bir staff paket başka ne olacaktı bu kadar <laughs> şey yapalım kapılara bakalım kapılarda ne gelmiştir e, içeri girmeden önce şöyle bir kapımız var penceremize bakalım pencerede herhangi bir şey gelmemiş tamam biz buradan devam edelim. Aslında oda odada gidebiliriz ama şu şekilde bütün eşyaları direkt böyle görmek çok daha güzel olacak. Ben şöyle bütün yatakları koymak istiyorum. Şöyle bizim meşhur Murphy yataklarımız. Ben fragman incelemesini yaparken e, demiştim ki bazı işte yataklar böyle koltuklu, bazıları koltuksuz. Acaba e, farklı yatak çeşitleri mi var yoksa nedir falan diye böyle bir sormuştum kendi kendime ama. Gördüğümüz üzere koltuklu ve koltuksuz olarak küçük ya da büyük olarak birbirinden farklı bir sürü Murphy yatakları var. Bunları tabii ben bu duvara sığdıramadım. <laughs> ha bunlar bu arada şeymiş. Ha ayırabiliyoruz. Buradan tesadüfen bunu da öğrenmiş oldum. Şöyle. Tamam. Bunları şöyle şöyle yaklaştırayım da bu buraya sığacak mı acaba? Hiç sığmayacak. Şöyle koyayım o zaman. Bunu da tabii ki önüne koyamıyoruz. Bu da burada kalsın. Başka yatak var mı? Başka yatak yok. Tamam. Hatta şöyle ben bir ışık da koyayım ya. Şimdi tiny'i çıkar. Bizim meşhur ışığımız nerede? Ha burada. Bunsuz olmaz. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şimdi tekrar filtreleyelim. Evet. İnceleyelim. Şu kameramızı da bir değiştirelim. Sims 3 kamerası yapalım. Tamam şu şekilde daha tam karşıdan görelim. Şimdi bunlar e, ayrı bir kitaplık olarak var eşyalarda şurada hemen göreceksiniz. Ama bu eşyalarda işte bu şekilde e, yatağın yanına bunu birleştirerek yanları kitaplıklı bir açılır kapanır yatak şekli verebiliyoruz. Bunların hepsini hazırlamış olduğumuz bu simi o yüzden yaptım. Normalde hiç sim yapmam böyle incelemelerde de bu yatakları deneyebilsin diye şu anda bunu yaptım. Burada bu şekilde koltuklu bir yatağımız var. Burada koltuksuz ama yine açılabilen bir yatağımız var. Burada da yine koltuklu ve tek kitaplıklı bir yatağımız var. Bu da yine normal bir yatak. Şimdi tabii ki bunların renkleri var. Ben açıkçası şeyi çok beğendim. E, nevresim takımları inanılmaz güzel ve şurada iki yastık olayı yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Bayıldım. Gerçekten çok güzel bu yataklarda benim nevresim olayım. <laughs> çok seviyorum böyle güzel desenli resimleri. Yani şunlar çok hoşuma gitti. Şu desenliler mesela şu turuncu ve morun turuncu mor ve krem renginin bu kadar harika uyabileceğini hiç düşünmemiştim. <laughs> Muhteşem mesela şu renklerin takımı da burada. Böyle burada da mesela turuncu, krem, mor. Çok güzel. Renkler önemli. Buradan tabii ki bunların da rengi var. Şöyle her birine başka renk verelim. Beyazlar. Şöyle ne yapalım bunu? Böyle mavi olsun. Burada ne var? Resimler de değişiyor bu arada. Tabii ki onu değiştirince bunları da aynı renklerde, farklı şeylerde değiştirebiliyoruz. Tamam. Bu yataklar bence bu kadar inceleme yataklar için yeterli. Başka neyimiz var? Şu şekilde bir koltuğumuz var, çok hoş. Bu şekilde bir sandalye kol yani sandalye görünümlü koltuk, koltuk görünümlü sandalye. <laughs> bir tane de bu var. Bunların da yine yastıklar konulmuş. Herkes custom content olarak yastıkları indirip indirip böyle yataklara koltukların üzerine falan böyle deli gibi Koyuluyor ama bunlar demişler ki tasarımcılar Siz böyle indirmeyin yastık falan koymaya çalışmayın biz hazır yastıklı koltuğumuzu yapalım siz de rahat edin biz de rahat edelim Gerçekten güzel olmuş çok beğendim tasarım ayrı bir harika renkler ayrı bir harika Yani Bu arada ben video bitene kadar çok fazla harika diyeceğim Buna şimdiden alışın çünkü Hani Evet bazılarınız diyebilir e, işte ya tamam çok küçücük bir staff paketi işte azıcık bir saç gelmiş azıcık bir eşya gelmiş e, çok az bir kıyafet gelmiş. Evet doğru bu şekilde diyebilirsiniz. Bu arada bu mora inanılmaz bayıldım çünkü mor en sevdiğim renk. Bunu da buradan böyle belirtmiş olayım. Böyle videoların arasında da kısa kısa kendimle alakalı bilgiler de veriyorum böyle ufak ufak. Bütün videolarımı böyle başından sonuna kadar izleyenler benimle alakalı ufak şeyler öğrenebilirler. Bunu da buradan söyleyeyim. Böyle hafta da izlemeyin. Her an her şey olabilir. Böyle benimle alakalı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, merak ediyorsanız her türlü videonun içinde, arasında ufak da olsa bazı bilgiler olabilir. O yüzden e, bunu da buradan söyleyeyim. Diyebilirsiniz işte hani. Niye bu kadar çok harika diyorsun? Niye bu kadar çok beğendin? O kadar da beğenilecek bir yanı yok. Bundan çok daha güzelleri var. Sen onları görmedin falan diyebilirsiniz ama ben size şuradan şunu söyleyeyim. Sims'i çok sevdiğim için Sims'e dair her şeyi de çok seviyorum. Yani en kötü denilebilecek paket bile benim için bir harika olabilir. Çünkü Sims'i seviyorum. Yani temelde bir şeyi çok seversen ona gerçekten çok kötü diyemiyorsun. Yani içinden gelmiyor. Gerçekten içinden gelmiyor. Sims de benim için öyle bir şey. Yani kırmızı çizgim diyebilirim. Ne kadar iğrenç bir paket bile olsa. Benim için o harika. Çok azıcık besya bile olsa harika. Çok çok güzel bir koltuk. Bakar mısınız? Yani şu mor yastıkların üzerindeki ne bu? Kedi mi? Kedi değil. Kokarca. Sincap. Ne bu? Böyle bir hayvan deseni ve renklerin uyumunun inanılmazlığı harika ya yani yastıkları yapmışlar aynı custom content gibi burada sarı var burada desenli var burada böyle farklı bir kumaştan turuncu ya gerçekten çok sevdim şuradaki turuncu çok parlıyor bunu pek sevmedim ama arada sevmediğim şeyler ay ben mora bayıldım yemin ederim ilk yapacağım ev tamamen mor olacak yani inanılmaz güzel bir mor tonu. Çok güzel bir mor tonu yapmışlar ve morun üzerine bu turuncular, maviler falan. Yani hiç beklemezsin mesela bu morla bu kırmızının uyabileceği, mavinin uyabileceğini hiç beklemezsin. Tahmin etmezsin ama çok güzel olmuş. Bu da çok güzel. Beyazın üzerine bayıldım, bayıldım. Burada da bu arada demin konuşurken sandalyeleri de böyle böyle geçtim. Şöyle yapalım. Çok güzel. Yani bu eşyalarla inanılmaz güzel bir ev yapılır. Bunu da şöyle şuraya koyayım. Bu da bir çalışma masası herhalde. Bakayım. Yani konsol da denilebiliyor. Bunun üzerine büyük ihtimalle televizyon da koyabileceğiz. Her türlü şey koyabiliriz. Şöyle bir puf yapmışlar. E, Puflar tabii ki her zaman yer avantajı olan eşyalar. Yine yine mor. Ben burada bütün eşyalara bakarken hepsinin rengini mor yapacağım galiba. Desenliler çok güzel. Bunlar harika. Küçük bir kahve sehpası denilen coffee table denilen. Değil mi? Yani yazmamışlar öyle farklı isimler yazmışlar da. İçinde kitaplar var yine böyle demişler ki biz buraları boş bırakmayalım custom contentli oralara kitap sokmaya çalışmasınlar biz sokalım demişler ve bize hazır getirmişler yani. Ha, tabii ki şuralarda böyle boş yerler bırakmışlar buralara custom contentli eşyalar falan ya da başka türlü yani normal oyunda olan eşyalar buralara koyabileceğiz. Şu raflara yine bu rafların ortalarını boş bırakmışlar bunlar böyle boş mu kalacak tabii ki hayır bundan hepsi dolacak nasıl olsa bu yatağı açtığın gibi buradaki eşyaların düşmesi gibi bir durum olmadığı için oralar da olacak oraları bizim için boş bırakmışlar çok güzel yani dış renk değişirken içindeki kitapların renkleri de doğal olarak değişiyor yani eşyaların tasarımları çok böyle yuvarlak böyle oval kenarlar mesela hiç sert bir çizgi yok tamamen oval tasarımlar yapılmış çok çok güzel düşünülmüş. Gerçekten bir şu an mobilyacı dükkanında e, yani böyle eşya bakıyormuşum, geziyormuşum gibi geldi. Gerçekten çok güzel. Bu da yine küçük böyle bir orta sehpa denilebilir. Bu neymiş? Ha, bu sefer bu çalışma masası. Ay şeye alışamadım. Sims 3 kamerasına geçince diğer türlü çevirmeye çalışıyorum. Bu da çalışma masası. Yine mora baktığımızda çok güzel. Harika. Buralara neler neler konulur. Bayıldım. Bu da çok güzel. Ee, şeyi herhalde bu sandalyeyi bunun için mi düşünmüşler? Evet böyle mesela nerede bizim morumuz? Heh, böyle harika bir çalışma masası küçücük tasarlamışlar. Başka neyimiz var? Tabii ki bunumuz var. Bu nedir? Bu nedir? Mutfak için duvara asılan bir şey, raf sistemi yapmışlar. İkili raf sistemi çok güzel. Şurada bizim için boş bir alan bırakmışlar. Buraya istediğinizi koyun demişler. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Bardaklara asılmış böyle ne deniliyor buna? Tepsileri falan tutmak için sıcak olmasın diye eldiven böyle. İşte ne onun adı? Ondan yapmışlar. Küçük böyle kurabiye kutusuydu. Yok burada işte sallama çay galiba sallama çay kutusu falan filan böyle çok güzel olmuş. O kadar böyle bir gerçek hayattan gözüküyor ki ya tam yani yani ya, herkesin mutfağına gittiği zaman gerçek hayatta böyle bir duvarında falan rafı vardır böyle bir şeyler ki oralara böyle bir şeyler koymuşlardır illaki vardır. İşte bunun o havasını çok sevdim. Her şey gerçekçi olarak yapmışlar. Gerçek hayatta insanlar evlerinde küçük evlerinde, apartman dairelerinde neler yapıyorlarsa, neler kullanıyorlarsa o şekilde tasarlamışlar. Bu da mutfaklarda kullanabileceğimiz bir yüksek masa, yüksek yapmışlar bu şekilde, e, az alan kaplaması için. Bu da ona göre yine yüksek sandalye. Bunu da fragman incelemesinde zaten görmüştüm, söylemiştim biliyorsunuz. Renklerde yine işte koyu kahve, beyaz ve siyah. Şimdi bu arada şeyi fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu renk tahtalara da baktığımız zaman tahtalar o kadar gerçekçi ve renkleri tonlarını o kadar güzel tutturmuşlar ki yani kemik rengi bu hafif böyle çizgileri olan mesela şuradaki ee sehpada da gözüküyor. Çok güzel olmuş ya. Şeylere bayıldım tahtalara. Böyle tam ham tahta rengi gibi yakalamışlar. O tonu çok güzel olmuş. Beyaz da çok güzel. Siyah da çok güzel Burada da yine böyle Renklerini değiştirebiliriz Başka başka tabii ki tuvalet bölümüne geçiyoruz Çok güzel bir Lavabomuz gelmiş Yine burayı boş bırakmamışlar bizim için doldurmuşlar havlu koymuşlar üstünde de bir kalıp sabun <laughs> e, Kenarlarına e, benim o sevdiğim sabunluklar diş fırçalıklar falan konulamıyor Bu şekilde ama güzel olmuş. Yani bunun bir yerlerine bir şey herhalde konulamayacak ama tasarımı çok güzel. Her zamanki gibi. Nasıl? Çok güzel. <laughs> Yine beğendim. Bunun moru nasıl? Bunun moru da çok güzel. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. <laughs> Kötü diyebileceğim bir eşya çıkacak mı? Tabii ki çıkmayacak. <laughs> Tuvalet de çok güzel. Yani tasarımı çok güzel. Ya böyle hani yuvarlak, böyle oval. Yani dikkat ederseniz böyle hani dediğim gibi o sivri köşeler böyle sert çizgiler yok. Tasarımcısını buradan tabii ki beni duymuyordur. Dünyanın en küçük Sims kanalıyım çünkü. Tasarımcısını buradan alkışlıyorum. Gerçekten harika bir tasarım olmuş. Keskin böyle sert çizgileri çok sevmiyorum. O yüzden çok güzel olmuş. <laughs> çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Başka bir şey yok. Videonun özeti. İzleyenler izlemeyenlere söylesin. Çok güzel olmuş. <laughs> Şimdi bunu ben şey yapmak istiyorum. Şöyle ee, yan yana bir sürü koymak istiyorum. Filtrem de gitti bu arada. Onu da farkındayım ama e, desenler birbirinden farklı. Yine aynı deseni seçtik. Mesela bunları bile güzel düşünmüşler ya. Hepsi birbirinden farklı. Bir insan bir tabloyu bu kadar mı güzel yapabilir? Mesela şunu küçültelim. Bu şekilde küçük küçük yan yana Şimdi ben şifreyi açmadım. Move Object ile bunları biraz daha yakınlaştırabiliriz. Şöyle bakar mısınız bu burçlara da benziyor biraz. Hani koç burcu, aslan burcu, aslan mı bu, tilki mi neyse. Şu şekilde inanılmaz güzel değil mi? Yani bana mı öyle geliyor? Ya benim mi gözüme perdeymiş harika diyorum anlamadım. Ama gerçekten harika. gerçekten harika. Mesela bebek odasına gidebilecek bir şey. Mutfak için bir tablo. Ee, böyle bütün duvarları çevireceğim ama hepsini de görelim. Hangisini yapmıştık en son? Şöyle bir şey. Böyle bir şey. Ay niye bu kadar harikasınız? Söyler misiniz bana? Neden bu kadar harikasınız? onum kaldı. <laughs> Para bitti. Bunlar da yine mutfak için cupcake'ler. Şöyle baksanıza mesela şöyle üçlü bir cupcake mutfak, mutfak için harika olmaz mı? Yine şöyle e, küçültürüz bunları küçülterek. Ay çok güzel ya. Ya tamam biraz çok güzel lafını şey yapmam lazım. <laughs> şöyle aşağılara da koyalım. Ay param kalmadı. <laughs> İnceleme videosunda parası kalmayan kız. Mesela bunlar da şey böyle yaprak e, motifi şöyle üçlü bir yaprak e, motifini de e, hani banyolara konulabilir mutfağa konulabilir çok güzel şuraya başka bir şey yapalım bu da bu olsun başka başka şöyle iki tane büyük şuraya da iki tane bu kadar kaldı mı? Bakayım bu kadar yok galiba. Tamam bir şu varmış bir de bu varmış. Ee, büyük ihtimalle zaten benim dediğim gibi şöyle üçlü kombinasyonları yapabilmemiz için bizim için bu şekilde tasarlamışlar. Mesela buradaki bu işte yine tilki midir nedir bunlar da 1-2-3 renk işte cupcakeler 3 tane bunlar 3 tane yapraklar 3 tane hepsini böyle üçerli ikişerli falan yapmışlar ki biz böyle küçük küçük bunları küçültelim güzel kombinler yapalım duvarlarımızı harika süslesin diye bence onu düşünmüşler çok da iyi düşünmüşler ellerine sağlık şimdi tabii filtre gidince bizim sıramız da gitti Nelere baktık, nelere bakmadık? Bakmadıklarımız da bakılmış gibi mi gözüktü? Mesela şöyle de bir şey var. Bu da yine tuvalete konulabilir ya da mutfağa da konulabilir. Böyle aşağı doğru küçük küçük saksılar. Çok güzel olmuş ya. Bu da böyle bir deri e, süsü verilmiş. Deri görünümlü. Bu da çok güzel. Ay <gülüyor> ya. <gülüyor> şu an çıldırıyorum gerçekten. Bakmayın benim bu şekilde hani sakin, sessiz e, ses tonlarıma yapımdan dolayı bu şekildeyim böyle çığlıklar atan bir mizacım yapım yok ya da ses tonumun böyle ama yani gerçekten beni en başından beri takip edenlerin ben, bendeki bu heyecanı fark edeceğini düşünüyorum fark ediyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel ya şu renklerin inanılmaz softluğu ve uyumuna bayıldım ya. Bayılıyorum şu an ölüyorum ya şuna ölüyorum buna ölünür mü? Bu kadar önemli bir şey mi? Önemli bir şey. Hayır ama ölüyorum şu an. Şu an bu çok güzel. Yani bu nasıl gel şuna bakar sarıyla siyahın uyumu zaten tüm dünya biliyor muhteşemliğini. O yüzden onlar da biliyor. Tasarımcı da yapmış. <laughs> çok güzel. Hii. Şuna bakar mısınız ya? Ay muhteşem yani neredeyse hani şunla bütün evimi evime bunu koyacağım yani o derece bütün evimi ben şeyle tasarlayacağım. Bu çiçekleri koyacağım rengarenk her taraf. Başka ne vardı? Ha, şöyle bir şeyimiz var. Bunlar genelde hep custom content olarak indirilen böyle süsler, dekorasyonlar. Çok güzel olmuş bak. Bu da çok güzel tabii ki. Çirkin olabilir mi? Yani ben şurada bir eşyaya çirkin diyebilecek miyim? Tabii ki demeyeceğim. Ama kıyafetlerde dedim bak. Onu biliyorsunuz doğruya doğru. Kıyafetlerde beğenmediğim çok şey var. Zaten 3 tane 4 tane gelmiş çok şey var diyorum. 3 <laughs> tane gelmiş bir tanesini beğenmedim mum koymuşlar. Biraz önceki benim askılı çiçeklerdeki çiçeğin aynısını saksıyı buraya koymuşlar. İki tane de kitap. Böyle her yere konulabiliyor bu. Al bunu her yere koy. Al bunu buraya da koy. Gayet on numara. Hatta şuraya da konuluyor bu. Şöyle içeriye bile konuluyor. Ne anlamı var tabi buraya koymanın? Saçma ama konuluyor. Konuluyor mu? Konuluyor. Başka başka. Şöyle bir Masa lambamız var. Yani biraz büyük mü bilemedim. Şu alana laptop falan sağır herhalde. Ay morun muhteşemliğine bakar mısınız? Lütfen bu videoyu izleyip mor rengini benim kadar çok sevenler yorumlara yazabilir misiniz? Ya da e, sadece mor değil sevdiğiniz renkleri yazın. Ama moru sevenler özellikle yazsın. Böyle mor yazın. <laughs> Böyle yorumlarda mor görmek istiyorum. Hepsi güzel hepsi. Turuncu da güzel mesela bu takıma. Turuncu da fena değil. Pembe de güzel. Pembeyi biraz açık yapmışlar. Böyle daha e, farklı güzel bir pembe tonu olabilirdi. O yüzden mor güzel. Mor güzel. Mordan şaşmayacaksın. Bu şekilde lambalarımız gelmiş. Askılı askılı. Bu tavan yüksekliği herhalde çok uzun olan evler için aşağı kadar sarkan. Yani ben böyle çok askılı lambaları falan avizeleri çok sevmiyorum. Ama şimdi şu renkleri görünce ben renk hastasıyım galiba. Renkleri çok seviyorum. Ya şu fena değil bu olabilir ama şunları bu uzunların tabi kullanım yerleri farklıdır. Yani onları pek beğenemedim ama bunlar güzel mutfak için tuvalet için gayet güzel hoş olabilir. Şöyle şu renk kalsın. Burada da şöyle bir renk kalsın. Bunların böyle farklı renklerini yapayım. Siz de görün. Başka bunlara baktık. Bunlara baktık. Bunlara da baktık. Evet, yıldızlılarımız kaldı. Burada neyimiz var? Şöyle küçük bir dolabımız var. Bu dolap nedir? Şu yatağı mesela kullandığımızda yanına da e, tabii ki o dolabı koyacağız. Şunu buraya koyamadık. Yatakların açılma durumu da olduğu için sığmadı. Neyse orada kalsın. Bu şekilde aynı rengi mesela seçelim. Var mı -mo mor nerede? Heh, burada mesela şöyle bir takım olabiliyor. Bunun da üzerine yine istediğimiz her şeyi koyabiliriz renkler yine aynı ya hepsinde aynı Aynı şekilde devam ediyor renklere de çok hani böyle hızlı hızlı geçiyorum Bu da böyle Daha ince daha böyle Uzun bir şey ee, Kıyafet dolabı Evet bu kitaplığımız var şeylerin yanında Murphy yataklarının yanındaki kitaplıklar bunları ayrı olarak böyle Kullanabiliyoruz Farklı farklı renkleri hep böyle işte kapaklar dola şeyler çekmece Renkleri falan değişiyor. Gayet güzel. Bütün renkleri harika yine. Şöyle bir şey yapmışlar. Yanında iki tane çiçeği var ve ortası kitap. Bu büyük ihtimalle yine incelemede ben görmüştüm fragmanda. Kullanılabiliyor bu şey olarak e, kitaplık olarak çünkü e, mesela mikro home yapacaksınız çok küçük 32 kareyle böyle bir kitaplığını sığmıyor Zaten daha önceden de bu şekilde e, kitaplık olarak kullanılan küçük kitaplar vardı. E, bu da yine onlara ilave böyle yanında çiçekli çok güzel gelmiş. Mesela bunu nereye koyabilir? Şu şekilde şunun üzerine koyabiliriz mesela. Bunları tabii Move Objects ile birazcık, birazcık daha birbirine böyle yakınlaştırırız falan filan. Yani harika bir e, mikro home yapılabilir bunları kullanarak. Başka neyimiz var? Şu şekilde bir televizyon ünitesi gelmiş. Televizyon ünitesine de bayıldım. Yani tabii ki bayılacağım çünkü hayır gerçek hayatta da bu şekilde televizyon ünitelerini ben çok seviyorum. Şöyle bir e, tahta içerisinde dikdörtgenin içerisine televizyonu koymuşlar bizi hiç yormamışlar altına yine böyle bir kitaplık büyük ihtimalle bu kitaplarda kitaplık olarak kullanılabiliyor diye düşünüyorum yani buna bastığımızda bu televizyona birazdan deneyeceğim bastığımızda hem televizyon seçeneklerini göreceğiz hem e, kitap seçeneklerini göreceğiz diye düşünüyorum. Gayet güzel olmuş. Hatta boy olarak da kısa. Bunun üzerine de farklı eşyalar yine hileyle koyabiliriz, move objects ile falan yukarı çıkartırız. E, çok güzel şeyler, çiçekler, miçekler falan yapabiliriz. Başka neyimiz var ha Buna baktık zaten. Bir tane de şu şekilde duvara asılan daha küçük yine mikro homlar için böyle bir televizyonumuz var. Bu da gayet güzel. Şurada ufak yine bizim için boş bir alan bırakmışlar. Buraya çiçek konulabilir. Bu da yine bence büyük ihtimalle hem kitaplık olarak kullanılabilecek. Her tarafa kitapları koymuşlar. Hem de şey televizyon olarak kullanılabilecek. Bir adet köşe lambamız var. Köşe lambamızı koyacak yerim kalmadı. Şöyle. Ve tabii ki bu da yine çok güzel. Hepsi çok güzel. Ay morun güzelliği. Gayet güzel. Yani şu tasarım çok iyi ya. Şunun ortasına biz neler koyarız ya? Şuraya çiçek çiçek falan koyarız yani konulur bence. Başka ha bu banyo için. Ay nereye koyacağım? Neyse dur şuradan şunu bir kaldırayım. Bunu çünkü burada koymuştuk. Şuraya ha. Bak mesela. Muhteşem. Nasıl şey yapmışlar? Nerede bu? Mutfak için bunu yapmışlar. Aynısını demişler ki biraz daha değiştirelim. Çünkü hani banyoda bu şekilde metal şey gelir. Ee, şeyleri koymuşlar, rafları koymuşlar. Yine ne var burada? Çiçeğimiz var. Böyle bir şampuan gibi bir şey. Havlular. Burada şey yapmışlar. Kese asmışlar ya da işte lif asmışlar. Kese değil pardon. Lif asmışlar. Ee, burada da yine böyle küçük kavanozlar falan. Gayet güzel olmuş. Bunu da böyle yanına koyacaksın. Aa bak muhteşem. Al sana banyo. Halımız halımız. Halı çok iyi. Desen gerçekten bayağı iyi. Beyaz birazcık kötü çünkü şey. Gerçi bu şu anda yer beyaz diye büyük ihtimalle öyle ama çok böyle bir soluk duruyor. Pembe fena değil. Bu da gayet güzel. Bu da bu da. Yani bu da. Bir tane de tabii ki aynamız var. Bu da yine şey için. Banyo için şunu kaldıralım. Şöyle de bir ufak yine oval. Bakın oval çizgileri hep korumuşlar. Her şey böyle oval tasarımlar yapılmış. Gayet güzel olmuş. Tabii ki yine tahta renklerimiz böyle böyle var. Evet arkadaşlar bence birçoğunuzun beğeneceğini düşünüyorum. Bu eşyalar böyle oyuna bir renk katmış, değişik bir tasarım, değişik bir çizgi. Yani bu eşyaların tamamıyla bizim mevcuttaki paketteki eşyalarımızı birleştirerek gerçekten harika evler yapılır. Bunu şu anda bakınca bu eşyalara yakından bunun farkına vardım. Gerçekten çok güzel olacak. Böyle 3x3'ler, 4x4'ler falan böyle e, challenge'lar var. E, zaten ben de yapmıştım. Kanalda var bakabilirsiniz. Bunun gibi bu evlerde de işte micro home challenge, tiny home challenge, small home challenge falan gibi bir sürü challenge'lar olabilir. Bu arada 100 kare dediğimiz kare baktığınız zaman sanki aa, çok küçükmüş gibi gözüküyor ama bu şu anda bir small home 100 tane kareden oluşmuş zaten burada da bizim e, Uyarıyor bilgisini veriyor e, Gerçekten de büyük yani bayağı büyük burada e, Biz 3x3'lere sığmaya çabaladık e, gayet güzel sığdık Bu small home'a çok güzel sığılabilir hatta bunun biraz küçüğü 64'e bile çok güzel sığılabilir Harikada yaşanır yani tamam böyle 100 bebek challenge'da kalkıp da bu evler kullanılamaz ama starter home Olarak Gayet güzel kullanabilir zaten starter home'ların da şeyleri bu kadar hemen hemen bu kadar yani sonuç olarak ben gayet beğendim gayet güzel şimdi şu e, bizim sim gelsin yani burada bu eşyalarda deneyeceğimiz bir şey yok sadece şuna bakmak istiyorum şöyle bir bakalım evet dediğim gibi burada e, şeylerimiz televizyon seçeneklerimiz ha, aynı zamanda müzik de var ay çok güzel çünkü burada müzik seti herhalde şunu yapmışlar bayağı iyi televizyon izleyebiliyoruz. İçine şeyi koymuşlar, müziği koymuşlar. Kitap da okuyabiliyoruz buradan. Bütün seçeneklerin bir arada olduğu. Ay muhteşem. Bak buna bayıldım işte. Hemen de açtı televizyonu. Buradan neler yapılıyor? Bunlar zaten yine aynı. Burada upgrade yaptığımızda ben hiç bu seçenekleri falan yapmıyorum ama burada upgrade'ler falan yapılınca neler oluyor? Bu seçenekler var mıydı daha önceden? Ben hiç dikkat etmedim bunlara. Böyle bir upgrade seçenekleri de var burada. Ya da daha önceden de vardı galiba. Yapınca da ne oluyor bilmiyorum ama güzel. Ee, buna da yine hem müzik hem televizyon hem e, kitap okuyabiliyoruz. Çok güzel. Ben çünkü mevcutta belki tabii ki bende bütün paketler yok. Diğer paketlerle gelen çok güzel müzik setleri vardır belki ama. Ben e, eve hani müzik seti koyayım diyorum bazen. Sevmiyorum tasarımlarını hiç. Bendeki paketlerdekiler hiç güzel değil ama bu çok güzel. Şu anda tek bir tane eşya koyarak 3 tane şeyi birden yapabiliyorsun. Ya yani böyle bir mükemmellik olabilir mi? Ya saçma saçma böyle eşyalarla evi doldurmuyorsun. Tek bir ürünle 3 tane şeye ulaşabiliyorsun. Gayet güzel. Burada da şimdi bu yatakları deneyeceğiz. Bu yine normal bizim kitaplığımız. Başka şey yapabileceğimiz bir şey var mı? Bunlarda herhangi bir şey yok şöyle bakıyorum başka seçenekler falan çıkar mı diye de yok bu zaten bizim dolabımız tamam şimdi şu yatakları deneyelim mi yatağı açsın bakalım fragmanda da neler gördük yatağın içinde kaybolup ölüp gidenler kafasına kafasına yatak vurulanlar evet yatağımız bu şekilde hem dışında bir resim vardı tablo vardı hem de içinde tablo var çok güzel burada ne yapabiliyoruz? Başka herhangi bir seçenek yok. Kapat desek. Elinde bir şeyi var. Kumandası var. Otomatik kumandayla bunu böyle kaldırıyor. Kapatıyor. Şunu açalım. Yine böyle bir upgrade'ler var. Bu upgrade'ler ne zaman çıkıyor? Ne oluyor? Hiç bilmiyorum. Hop açtı. Şurada şeyler aşağıda kaldı. E, raftaki şeyler. Yine içinde tablosu var. Bu arada bu beyazın da çarşafı da çok güzelmiş nevresini. Bunu da açalım. Bütün yataklarımızı açalım bakalım. He, bunu açamıyoruz. Dur. Bunu açamıyoruz çünkü bu koltuk büyük bir ihtimalle engel oluyor. Şu koltuğumuz şöyle dursun. Hı, tamam şimdi açabiliyoruz. He. Mesela bu yatağımız bozuk bir yatakmış. Evet. Oh ne güzel. <laughs> Parçalandı. Çok iyi tamam evet arkadaşlar spoiler hemen buradan duyurulur yayın ee, şu görmüş olduğunuz yatak direkt tasarımcılar tarafından bozuk yatak olarak yapılmış ee, ya da öyle mi denk geldi bilmiyorum bunları ikisinde açtık hiçbir sorun olmadı ama bunu açınca direkt kafamıza kafamıza vurdu şu anda bu simde bu yataktan nefret ediyor evet evet bu yatak bozuk aynen bu yatak tamamen bozuk olarak yapılmış evet mekanizması bozuk. Yani 8-10 defa daha vurursa bu sim ölür mü? Artık onu da şu anda bir denemesini yapalım. Yok bu sefer açıldı. Yani iki kere yaptı. Kafasına kafasına vurdu. Şimdi açıldı. Şuna da bakalım. Bu fiyat olarak tabi dikkat etmedim. Bu fiyat olarak daha mı ucuz acaba? Sanmıyorum. Yanında kitaplığı var. Mesela şu daha ucuz olması lazım. Bilmiyorum. Ha bunun da nevresimi çok güzelmiş. Tamam. Şimdi şöyle de bir şey var. Ee, geçenlerde izlediniz mi bilmiyorum. Ee, Sims'in kendi orijinal sitesinde YouTube kanalında pardon e, canlı yayın yapıldı. Evet. Bu staff paketi direkt canlı canlı bütün her şey tanıtıldı, gösterildi benim şu an yaptığım gibi. Ama tasarımcısı da oradaydı. Direkt neler yaptığını, neyi ne amaçla yaptığını anlattı. Ben o canlı yayını izlemiştim. Canlı yayında şöyle bir durum vardı. Şöyle bir soru yöneltildi. Denildi ki bu yataklar simleri öldürür mü? E, tabii ki esprili ve e, gülerek cevap verildi. Ama büyük ihtimalle... Ee, şöyle ki simin mesela işte ihtiyaçları çok kötü durumdaysa bir de şöyle bir bozuk yatakta yatıyorsa tamamen tesadüf yani her zaman böyle bir şey olacak diye bir şey yok ama tamamen tesadüf ölme riski var olabilir. O yüzden açıkçası ben bu Murphy yataklarını her ne kadar çok sevsem de benim şanssızlığıma bana denk gelir. Hele ki yüz bebek challenge'da falan bu yatakları hiç kullanmayacağım ben. Çünkü düşünsenize yani sonuçta bir 100 tane bebek oluşturmak zorundayım. Ve bebekler, çocuklar burada ölecekler ve ben ölen çocuğu sayamıyorum. Sayı düşüyor ve tekrar çocukla uğraşmak zorundayım. E, bunu da buradan söylemiş olayım. Bilmeyenler, ilk defa duyanlar olabilir. Bu yataklar tamamen tesadüf eseri. E, tabii ki siminizin ihtiyaçları düşükse, yatak bozuksa e, siminizi öldürebilir. Denk gelebilir tesadüf. Şanssızsanız siz de benim gibi döner dolaşır, sizin siminizi bulur. E, o da böyle komik bir durum olmuş. Bir bakmışsınız ki siminiz ölmüş. Bu arada yine o canlı yayında e, bu yatakların e, zamanla bozulabildiğini de mesela şu yatak direkt kendinden tasarımcılar tarafından yapımcılar tarafından bozuk icat edilmiş ama şu yatağı da mesela aç kapa aç kapa böyle sürekli böyle e, oynatıyorsunuz ailenizi aç kapa aç kapa bunun mekanizması bozulabiliyor nasıl bir televizyon bozuluyor işte ne bileyim işte tuvalet patlıyor falan e, onun gibi bu da bozuluyor sonuçta mekanik bir şey düğmeyle düğmeyle açılıyor bunu da yine tamir edebiliyorsunuz e, ama şöyle bir durum da var bozuk yataklarda da işte e, yatabiliyorsunuz yine tamir etmeseniz de galiba yatılabiliyor on tam şimdi hatırlayamadım bozuk yatakta da yatıyorsanız gece yarısı şak diye kapanabilir fragmanda görüp de güldüğümüz olay ben hata demiştim e, öldü yani o yani yatağın içinde kapalı kaldı büyük ihtimalle ölmesi lazım falan demiştim aynen o şekilde e, bozuk bir yatakta yatarsanız siminiz ölebiliyor bunu da buradan söyleyeyim Evet e, şimdilik bu kadar e, sanırım başka bir şey yok bütün eşyalara baktık her şeylere bakacağız Pardon odalara bir bakalım odalara bakmak istiyorum Bütün eşyalara baktık eşyalar zaten bu kadar e, Yataklara da baktık ben şimdi bu simi de buraya yatırdım acaba ölür mü falan diye de <laughs> Bakmak istedim ama burada da oda olarak da galiba sadece tuvalet yatak odası ve oturma odası gelmiş zaten diğer odalarla alak gerçi çalışma odası da yapılabilir ama yapmamışlar şöyle bir tuvalet yapılmış mesela neyi nasıl konumlandırabiliriz onu görmek isteyenler için mesela dediğim gibi bu lamba hoş kullanılabilir nerede kullanmış e, tuvalette kullanmış tuvalette ve mutfakta masaüstü gayet güzel kullanılır böyle mesela e, tuvalet kağıdını koymuş eskilerden Diğer bütün ürünler yeni. Halıyı da eskiden eski şeyi kullanmış alayım. Böyle bir tuvalet gayet güzel tasarlanmış. Yatak odasına bakalım. Yatak odasını da ne yapmışlar mesela? Şeyi de buraya koymuş. Televizyonu da buraya koymuş. Yine benim tasarımım muhteşem, harika şeyi mor kombini koymuşlar. Onlar da çok sevmişler. Yani moru sevmişler. Mor yatağı koymuş, üzerine benim harika, muhteşem çiçekleri koymuş. Dediğim gibi dolabın üzerine hemen kitaplığı koymuş. Koymasına gerek var mıydı? Yoktu çünkü kitaplığı buradan da kullanabiliriz. ama tamamen dekoratif amaçlı koymuş. Şöyle konsolunu koymuş yine bir dolabını koymuş. Yani bu kadar fazla dolaba hiç gerek yok. Buraya koltuk falan da konulup hani oturma odası, televizyon, yatak odası her şey bir arada olabilir. Mikrohomlar için gayet güzel. Ve ufak bir penceresi. Gayet güzel oturma odasına bakalım oturma odasında da gerçekten çok güzel olmuş televizyon ünitesini koymuş köşeye lambasını böyle küçük sehpasını işte bunları koymuş puf koymuş yine burayı da bu şekilde ee, şöyle bir kitaplı da koymuş yine burada da buna gerek var mıydı tabii ki yoktu ee, buradaki kitaplık görevini hem televizyondan hem de şurada kitaplardan tabii ki yapabiliyoruz ama sadece hani boş yani odalarda böyle boş boş durmasın diye bunu da buraya koymuşlar gayet güzel olmuş bu arada hani mor tonları güzel diyorum buradaki mor tonlarını çok beğeniyorum ama bu kırmızı tonları da gerçekten bu da çok güzelmiş bu halıyla gayet güzel olmuş yani mutfakta herhangi bir şey yoktu zaten tek sadece bir masa sandalye vardı şeyi koymamışlar keşke koysalarmış bir çalışma masalı falan bir şey ama çalış sadece çalışma masası vardı yani üzerine ne bir bilgisayar gelmiş ne bir şey gelmiş ee, sadece çalışma masası koyup yanına yine bunları koymak zorunda kalacaklardı. Mesela e, açılır kapanır yataklarla ilgili bir şey yapmamışlar. Ha, bu arada bunun renkleri de vardı. Renklerine bakmadık. Şöyle şu rengini de koyayım. Açılır kapanır yataklarla ilgili de bir tasarım yapsalarmış güzel olurmuş. Birebir aynısı şuradaki yatak odasıyla birebir aynısı sadece renkler değişmiş. Böyle bir hani erkek odası olarak gayet güzel. Bir de şöyle bir renk yapmışlar. Bu da böyle olmuş. Bu da yine şöyle tepeden bakalım gayet güzel. Şimdi şunları ben bir sileyim. Yer kalmadı çünkü. Şu yatak odasını da silelim. Şunu da silelim. Renklerine bakayım şu tuvaletin. Tuvalette kırmızı ve siyahın mükemmel uyumu demişler ve böyle bir şey yapmışlar. Çok güzel olmuş. Kırmızı siyah mükemmel. Bir de böyle bir mavi. Yani düz direkt şey ahşap rengini kullanmışlar. Başka şuradaki gibi böyle mavilere falan girmemişler. Mavi duvarla böyle düz, sade bir tonus tercih etmişler. Bunları silelim. Bir de salonun renklerine bakmak istiyorum. Kırmızı çok güzel demiştim uyumu. Bir de turuncu yapmışlar. Turuncu da çok güzel olmuş. Birebir aynı. Bütün eşyalar aynı yerde dizili. Sadece renklerini değiştirmişler ve bunu oda tasarımları bölümüne koymuşlar. Benim mor renklerle bir şey yapmamışlar. Kırmızı, turuncu ve bir de böyle bir mavi ama baktığınız zaman Şimdi şu koltuklarla şu televizyon ünitesinin bu renklerini bir araya getirdiğinizde gerçekten renk uyumu mükemmel olmuş. Hani mor mor falan diyorum ama şu anda baktığımda hani bu rengi de ben gayet güzel kullanırım. Bu eşyalarla nasıl bir oda tasarlanır diyenler için de bunlar böyle bir örnek olsun size. Evet, gayet güzel. Her şey çok güzel. Eşyalar çok güzel. Şimdi bunlarla artık gelsin muhteşem güzel ev tasarımları. Ee, şeyden başlamayı düşünüyorum tabii ki 32 kareyle yapılabilen mikro home'dan başlayacağım sonra tiny home sonra small home falan bu şekilde birbirinden güzel ev tasarımları gelecek ee, işte asma katlar mı dersiniz merdivenle yukarı çıkılan neler neler yapabildiğim en güzel tasarımları bu eşyalarla ve buna yardımcı gelecek tabii ki burada mutfak eşyaları falan olmadığı için buna yardımcı gelecek diğer eşyalarla Kombinlediğim mükemmel harika bir ev tasarımları gelecek. Ee, takipte kalın. Bu arada ilk defa bu videoyla bana ulaşanlar kanalı bulanlar kanalda çok güzel birbirinden harika challenge'lar videolar var. Aramıza hoş geldiniz. Şöyle gidip bir videolara bakabilirsiniz ve abone olarak da beni desteklerseniz tabii ki çok sevinirim. Ee, eğleneceğinizi seveceğinizi düşünüyorum. Ee, takipte kalın. Harika ev videoları gelecek ve aynı zamanda bu yaptığım tasarımları tabii ki galerime de ekleyeceğim. Galerim nedir? Söylediğim gibi Plumbab Game kanalın adını yazarak galerime ulaşabilir ve yaptığım bütün tasarımları indirebilirsiniz. Bu videomuz da böyle bitti. Paketle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gerçekten sevdiniz mi? Eşyalar nasıl? Yani sevdiğiniz sevmediğiniz bütün düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Beklediğinizden çok mu düşük oldu? Yani beklediğiniz gibi mi çıktı? Ya da hani beklenilenin gerçekten çok mu üstünde çıktı? Hani bunların hepsini bütün düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Her zamanki gibi abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.